karanlıkta daha iyi olduğumu düşünüyorum. Seks ile ödeme yapılsaydı düşünceniz ne olur? Hem yatakta ve hem mutfakta kullanılan bir cümle. Biraz daha koyar mısın? Olur, nasıl istersen. Hayır. Pişirik olun. Yapma. Yapma. Yaktın beni. Alev alev yanıyor mutfak. Biraz depresif bir insan olduğum için olabilir. Karanlığı daha çok seviyorum. Karanlıkta her şey daha iyi olabilir bence. Makyaj videoları için bize ulaşabilirsiniz öpücükler. Bir kıyafet seks ile alınıyor. Bir çamaşır makinesi nasıl alınır? Yani öyle bir şey olsaydı ben gardırop dizerdim zaten. Orası bir kesin. Kopya verin hani bir... Ne yapıyorsunuz? Ne olmaz, kolay değil. Ne olmaz, çalışıyoruz. Amacımız bu ama olmaz. İçimde enerji var, atamıyorum. Dansçı enerjisi yani. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan ve tekrardan Alsancak, Kordon, Çimler ve Kıbrıs Şehitleri tarafındayız. Bugün de soruyoruz. Seks ile ödeme yapılsaydı düşünceleriniz ne olurdu? Hadi gel bakalım, ben de çok merak ediyorum. Başlayalım. Bay bay. Gözlerini çıkar bakayım, gözlerine bakayım. Tamam, kartımı da yere düşürdün ama olsun ya. Ben eğilir alırım. Buyur. Hadi başlayalım o zaman. Başladın mı lan? Evet, yaş kaç? 21. 21. Evet. Sizin? 20. Dans. Harikasınız ya. Enerji var ya. Bir daha söyler misin? İçimde kameraya enerji bakayım. Var, atamıyorum. Dansçı enerjisi yani. Kapatın dükkanı. Tamam. Gel. Şöyle şey koyayım ha. Acaba. Bilge Hanım, ekselansları. Bilge Hanım, evet. Karanlıkta mı yoksa gündüz mü daha iyi? Karanlık. Neden? I'm the night woman. Night woman, evet, yes, evet. I like night. Night is my life. Sen dans et, ben dans et. Ben meslektaşız bu arada. Meslektaşız. Öpücükler. Bundan sonra YouTube'a beraber, kankamla beraber, bu saatten sonra beraberiz. Hepiniz bilginiz ve fikriniz olsun. Dans videoları, makyaj videoları için bize ulaşabilirsiniz öpücükler. Harika ya, tam bu kanal patlar abi. Bizim değil ama bunlar. Sizin bir fikriniz var mı? Ne konuda? Oh, bunlar soruyu unutmuş abi, bunlar kendinden geçmişler. Gece mi gündüz mü aşkım? Ben karanlıkta daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bir ışık karanlıkta parlar. Ne karanlıkta parlar? Işık. Hangi ışık? Sen göremiyorsun galiba. Gözlükler biraz bozuk sanırım. Ha evet. Karanlıkta parlıyormuş. Ya bu şimdi kendine mi iltifat etmiş oldu? Ben anlamadım bu olayı. Evet, kendime iltifat et. Çak o zaman. Harikasın. Sen de çak. Yine kartı mı düşürdün? Sevmemiz gereken tek şey kendimiz değil mi hayatım? Kaç aboneniz var? 1 milyon. Oğlum yürüyün lan. Evet. Arkadaşlar sorum artı 18. Peki yatakta ve mutfakta kullanılan bir cümle. Mutfakta afiyet olsundur herhalde. Yatakta da iyi geceler. Aynı anda hani. Aynı yerde kullanılan bir cümle. Günaydın. Kahvaltı yaparken de günaydın denir. Nasılsın falan mı bilemedim ki şimdi. Kopya verin hani bir beklediğiniz bir cümle kelime varsa. 18. Sizlere hiç sormuyorum. Seks ile ödeme yapılsaydı düşünceniz ne olurdu? Hem yatakta ve hem mutfakta kullanılan bir cümle. Biraz daha koyar mısın? Mantıklı. Ya da bunda kıl var. Nasıl yani? Evet. Hem yemekte kıl var hem de onda kıl var. Olabilir. Arkadaşlar hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Toplam 3 videoda beraberler benimle. Her seferinde denk geliyorlar. Mehmet diye koşturuyorlar üstüme. Yeter artık ya. Git. Arkadaşlar bir soru soracağım size. Yatakta ve mutfakta kullanılan, aynı yerde kullanılan bir cümle. Cevap veremiyorum ben, bu soru aklıma gelmiyor yani. Biraz kayar mısın ya? Defol. Bir dakika, mutfakta biraz kayar mısın? Evet. Şey, hayır. Olabilir. Çok güzel, çok güzel, mantıklı. Yapma. Sen? Yapma. Yapma. Yaktın beni. Alev alev yanıyor mutfak, yanıyor. Oo, iyi. Tamam gel çakma, en efsane senin de. Acıdı lan. Acıdı. Tuğçe kaç yaşındasın? 24. 24. Hem yatakta ve hem mutfakta kullanılan bir cümle. Afiyet olsun mu, ne bileyim. Yaş kaç? 20. İsim neydi? Sude. Sude Hanım. Karanlıkta mı yoksa gündüz mü daha iyi? Ne? İşte ne olduğunu siz karar verin. Genel olarak hayat mı? Bilemiyorum artık. Karanlıkta mı daha iyi yoksa gündüz mü? Karanlıkta. Neden?
Biraz depresif bir insan olduğum için olabilir. Karanlığı daha çok seviyorum. Karanlıkta depresyona girmeyi mi daha çok seviyorsun? Hayatı daha çok seviyorum. Hayatı? Evet. Peki gece alemlerinde falan o zaman bayağı bir takılıyor. Yok. Nasıl seviyorsun ya işte Allah? Ya karanlık olunca illa gece mi halimi mi oluyor? Gece hayatı mı oluyor? Evde takılıyorum. Öyle diyorsun. Tamam hadi kabul edelim bunu. Tamam hadi çak. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yaş kaç? 19. 19. 19. Sizin 19. Karanlıkta mı yoksa gündüz mü daha iyi? Karanlık. Neden? Çünkü karanlığı daha çok seviyorum. Sebebi yok mu yani? Yani. Karanlıkta daha iyi ne olabilir senin için? Karanlıkta her şey daha iyi olabilir bence. Gündüz ne bileyim daha böyle aydınlık falan oluyor. Karanlık daha iyi geliyor bana. Hadi kabul ettim. Ben de karanlık demek istiyorum ama bir nedenim yok yani. Bilmiyorum. Geceleri daha çok seviyorum. Efendim? Karanlık burayı duymadım ya, öğrenebilirim. Bak senin için sırf yanına geleceğim. Sana çok bir teşekkürüm. Geldim. Karanlıkta mı daha iyi yoksa gündüz mü? Karanlıkta. Sebep? Ya görünmeyen gizli olan her şey daha çekici. Aynen. Görünmeyen. Bir dakika. Error verdim. Bir daha söylesene. Bir daha söyler misin? Şimdi karanlık olduğunda her şey böyle daha bir hani gizli oluyor ya. Ya da hani görünmeyen bir taraf oluyor ya. Anladım. O yüzden daha bir çekici olabilir. Anladım. Karanlıkta herkes güzel ya da çekici olabilir. Çünkü bütün şeyiyle görmüyor. Kendin içinde bunu söylüyor musun? Evet. Karanlıkta hiç kendine bakıp oh be ne güzel bir şey dedin. Hayır. Bunu demedim çünkü hiç aynı yapamadım. Tamam çok teşekkür ederim. Bak kolay değil ki herkes yoruyoruz. Amacımız bu ama olamıyor. Lay be. Her şey parayı yapıyor. Baran, seks ile ödeme yapılsaydı ne olurdu? Seks ile ödeme yapılsaydı ne olurdu? Güzel soru. Ya ne bileyim şimdi şu an öyle bir soru sordunuz ki. Düşün mesela şu kıyafeti alacaksın. Şurada bir kıyafet alacaksın. Ve bunu seks ile ödeyeceksin. Seks ile ödeyeceğim. Ne düşünürsün? Aynı yine para veriyorsun sonuçta. Aynı şeyde. Para vermeyeceksin abi, seks ile ödeme yapacaksın. Seks ile. O nasıl oluyor? zaten öyle yapacağım. Bırakacağım bak arkadaş yerime cevap veriyor. Ya tersine dönersin. Nasıl tersine dönersin? Tersine dönersin. Yo dönemez nasıl? Kendimize güveniyoruz. Tamam hadi eyvallah. Beyler yaş kaç? 10. 20. 20 sizin 10'unuz. Seks ile ödeme yapılsaydı düşünceniz ne olur? Valla şöyle şimdi kadınlar için evet birazcık daha ayrıcalıklı olurdu ama biz erkekler için biraz sıkıntı olabilir. Neden diye soracağız tabii. Şimdi biz şöyle iki arkadaş bir yere gittiğimizde hani kadına böyle bir teklif de hani bulunsak herhalde büyük ihtimal alacağımız cevap çok farklı olurdu. Ama şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bir yere gidiyorsun, alışveriş yapacaksın. Hı-hı. Bir kıyafet seks ile alınıyor. Bir çamaşır makinesi nasıl alınır? Yani öyle bir şey olsaydı ben gardırop dizerdim zaten. Orası mı kesin? Senin fikrin var. Valla herhalde Türkiye'de taksiciler yaşardı yani. Bu neden taksicide? Ya mantıklı olmak gerekirse. Ama bilmiyorum ya, herhalde bir telefon almak için falan işkence yapılır yani bizim ülkede. Yapılır. Şöyle bir sorum da var hani seks derken mesela ne türlü, hani atıyorum biz telefon alacağız. Kasiyer ya erkekse. O zaman olacak abi, olacak. Ben o zaman vazgeçiyorum. Fakirim ama ben fakirim. İşlemez o yani. Fakir kalalım daha. Zaten varsayıyoruz hani böyle bir şey olsaydı düşünceniz ne olurdu diye. Aslında güzel olabilir ya. Ne kadar dezavantajı olsa bile erkekler için. Yani. Güzel olabilir. Bence de çok güzel bir şey. Neresi güzel abi? Emekle kendi paranı çalışıyorsun, kazanıyorsun, gidiyorsun, alıyorsun malı. Şimdi ilk baştaki söylediklerinizin tersine döndünüz. Şimdi güzel. Şimdi peki kadın kasiyer olursa?